Cevaplı test 8'deyiz. İlk sorumuzda bir ifade, bir işlem vermiş. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Zaman ve yer kazanmak açısından bir kere eksi 1 bölü 0,125'in eşittir. Parantezi kapayalım. Eksi 1 bölü 1 bölü 8 olduğunu söyleyelim. Bu da eşittir eksi 8'dir. Yani bu ifade eksi 8'e eşittir. Buradaki 24 üzeri eksi 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü 24 üzeri 1 bölü 3'tür. Biz bunu soruda şimdiden belirteyim. 1 bölü 8 üzeri 1 bölü 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 3 gibi yazacağım. Üstler aynı tabanları çarpım şeklinde yazdım. Yine 72'yi benzer şekilde 72 üzeri 1 bölü 3'ü eşittir. 8 üzeri 1 bölü 3 çarpı 9 üzeri 1 bölü 3 gibi yazacağım. Bunları şimdiden belirtiyorum ki hem zaman hem de yerimiz kısıtlı yer kazanalım. O zaman başlıyoruz. Bu ifade yerine eksi 8'i yazdım. Eksi 8 üzeri 1 bölü 3 eksi 12 çarpı bu ifade yerine de bunu ve hatta bunu yazıyorum. Bölü 8 üzeri 1 bölü 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 3 yazdım. Aradaki işaret artı 72 yerine de burayı yazıyorum. 8 üzeri 1 bölü 3 çarpı 9 üzeri 1 bölü 3 eşittir diyorum. 8 2'nin küpü Eksi 2'nin küpü. Eksi 8. Eksi 2'nin küpü. Eksi 2'nin 3. kuvveti üssü artı 1 bölü 3 eksi 12 bölü 8 2'nin küpüdür. 2'nin küpüyle 1 bölü 3 çarpıldığında 2 olur. 2 çarpı 3 üzeri 1 bölü 3 artı yine burada da aynı işlem olur. Bu ifade 2'ye eşittir çarpı 9 üzeri 1 bölü 3'ü de 3 üzeri 2 üzeri 1 bölüşten 3 üzeri 2 bölü 3 şeklinde yazarım. Sonra da 2 ile 12 sadeleştiğinde burada 6 kalır. O zaman eşittir. Bu ifade eksi 2 üzeri 3 ile 1 bölü 3'ü çarpımından 1 gelir. Eksi. Burada 3 kaldı. Değil mi? 3 mü kaldı? Hayır 6 kaldı. 12 ile 2 sadeleştirdi. 6 kaldı. 6 bölü 3 üzeri 1 bölü 3 artı 2 çarpı 3 üzeri 2 bölü 3 oldu. İşleme devam ediyorum. Eksi 2 eksi. Burada 3 üzeri 1 bölü 3'ün eşleniği 3 üzeri 2 bölü 3'tür. Hem payı hem paydayı 3 üzeri 2 bölü 3 ile çarpacağım. 6 çarpı 3 üzeri 2 bölü 3 bölü 3 üzeri 1 bölü 3 de 3 üzeri 2 bölü 3'ün çarpımından 3 gelir. Artı 2 çarpı 3 üzeri 2 bölü 3 olur. Devam ediyorum. Eşittir. Eksi 2, eksi 6 ile 3 sadeleştiğinde 2 çarpı 3 üzeri 2 bölü 3 artı 2 çarpı 3 üzeri 2 bölü 3 gelmiş olur. Bunlar birbirini götürür. Cevabımız da eksi 2 olmuş olur. İkinci sorumuzda yine bir ifade var. İfadenin eşiti nedir diye sormuş. Bir kere tavan ne olursa olsun üst sayılarda eğer üst sıfır ise sonucun bir çıktığını biliyoruz. O zaman bunun sonucunun bunun sonucunun bir olduğunu tabi bunun da sonucunun bir olduğunu önceden görebiliyoruz. O zaman bunların yerine bir yazarak ifadeyi yana yazalım. Eksi bir eksi bir üssü eksi üç bölü 1 eksi 2 üzeri eksi 2 de 1 bölü 4'tür. 1 eksi 1 bölü 4 üssü eksi 2 yazılır bu. Bu eşittir. Eksi 2 üzeri eksi 3 bölü. Buradan 4 eksi 1'den 3 bölü 4'ün eksi 2. kuvveti gelir. Eşittir bu. Eksi 2'nin eksi, eksi, eksi 3. kuvveti eksi 1 bölü 8'dir. Bölü. 3 bölü 4'ün eksi 2. kuvveti 16 bölü 9'dur. Bu eşittir. Eksi 1 bölü 8. Çarpma durumuna getirsem bunu takla attırım. 9 bölü 16'dır. Buradan eşitti de eksi 9 bölü 128 çıkar. Buradan da cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda Demiş ki 3 üzeri 0 eksi 1 bölü 3 üzeri eksi 1 üssü eksi 2 işleminin sonucu kaç olur demiş. Bir kere 3 üzeri 0, 3 üzeri 0 eşittir 1'dir. Bunun da eşiti 3'tür. O zaman yukarıya yazarsak 1 eksi 3 üssü eksi 2 olur işlem. Buradan eksi 2 gelir. Eksi 2 üzeri eksi 2 de eşittir 1 bölü 4 olmuş olur. Cevabımız da D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda e, bir ifade vermiş. Yine işleminin sonucu nedir diye sormuş. Bir kere 0,3 eşittir 3 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. 1,2 eşittir 12 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Yine 0,6 eşittir 6 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. O zaman sorumuzu yazarken 0,3 yerine 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 artı 12 çarpı yani 1,2 yerine şunu yazıyorum. 12 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri 7 eksi 7. Aradaki işaret eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü. 0-6 yerine bunu yazıyorum. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 eksi 10 üzeri eksi 9. İfademizi tamamladık. Eşittir diyorum. Buradan 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 artı Buradan 12 çarpı 10 üzeri eksi 8, buradan da eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 gelir. Bunların, e, onların üzerindeki eksi 8 birbirine eşit olduğundan, aralarında işlem yapabilirim. Ama bekliyorum, aşağıda yapalım. Aşağısı da 6 çarpı 10 üzeri eksi 9 eksi 10 üzeri eksi 9 olur. Buradan eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 artı 12'den 2 çıkarsa 10 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 6 çarpı 10 üzeri eksi 9 eksi 10 üzeri eksi 9'dan 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 gelir. İşlemi devam ettirelim. Eşittir diyorum. 10'la 10 üzeri 8'in çarpımından 10 üzeri 7 gelir. O zaman 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 artı 10 üzeri eksi 7 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 9. Buradan 3 tane 10 üzeri eksi 7. Bir tane 10 üzeri eksi 7 daha. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 olur. Bunlar sadeleştiğinde payda da 10 üzeri eksi 2 kalır. Bu da eşittir. 4 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. 10 üzeri eksi 2 yukarı çıkınca 4 çarpı 100 bölü 5 olmuş olur. 5'te 100 sadeleştiğinde de 4 çarpı 20'den cevabımız 80 çıkar. Yani cevap E seçeneğidir. Beşinci sorumuzda yine bir işlem vermiş. İşlemin sonucu kaça eşittir demiş. Bir kere sıfırtan binde 5 sayısı yukarıda yazarken. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye yazıyorum. Çarpı 10 üzeri 35 artı bu 0.8'i 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazıyorum. Çarpı 10 üzeri 33 bölü 10 üzeri 32 deyip işlemimizi yazdım. Eşittir diyorum. Şurası 5 çarpı 10 üzeri 32 arada toplama işareti var. Burası da 8 çarpı 10 üzeri 32 bölü 10 üzeri 32 geliyor. Sonra 10 üzeri 32 parantezin alırsam yukarıyı 10 üzeri 32 parantezinde 5 artı 8 bölü 10 üzeri 32 olmuş oluyor işlem. 10 üzeri 32'ler sadeleştiğinde cevabım 13 olmuş oluyor. Altıncı sorumuzda x eksi 2 üssü x eksi 4 eşittir. 1 eşitliği kaç farklı x tam sayı değeri için sağlanır demiş. Burada 3 tane durumdan bahsedeceğiz. Birinci durum tabii ki tabanın 1 olma durumu. Yani x eksi 2 eşittir 1 olursa diğer koşullar ne olursa olsun ifade 1 olur. O zaman x eşittir 3 için 2'yi bu tarafa attığımızda ifademiz 1'dir ve engel olacak başka bir koşul var mı? Yok. İkinci durumumuz x eksi 2 eşittir. Eksi 1 olmalı ama tabi şartımız var x eksi 2 eşittir. Eksi 1 ise x eksi 4 yani üssü eşittir çift bir sayı olmalı. Hemen İfadeyi çözdüğümüzde eksi 2'yi bu tarafa atıyoruz. x eşittir 1 çıkar. 1'i yerine yazdığımızda 1 eksi 4 eşittir çift olmalı. Eksi 3 eşittir çift olmalıdır. Ama burada eksi 3 çift bir sayıya eşit olmadığı için biz burada 1 değerini alamayız. Üçüncü durumumuz ise şudur. x eksi 2 ne olursa olsun x eksi 4'ün 0 olması durumudur. Ama tabi burada da bir şartımız var. Buradaki değer e, tabanı 0 yapmayacak. Yani x eksi 4 eşittir 0 dersek x eşittir 4 olur. 4 değerini burada yerine yazdığımızda 4 eksi 2 eşit değil 0 olmalı. Zaten 2 eşit değil 0 olduğu için biz buradan 4 değerini de alabiliriz. Denklemimiz için sağlar bu değerde. O zaman bu eşitlik bir iki farklı değer için sağlanır. Yedinci soru yine x eksi 4 üssü x artı 3. Bir önceki sorunun benzeri eşittir bir denkleminin kökleri çarpımı kaçtır diye sormuş. Yine 3 durumdan bahsedeceğiz. Birinci durumda x eksi 4 eşittir 1 için bu denklem sağlanır. O zaman x eşittir 5'tir. Buna mani olacak bir durumda ben şu anda göremiyorum. İkinci durumumuz da şudur. İkinci durum x eksi 4 eşittir eksi 1 olur ise ne olur? x artı 3 eşittir çift bir sayı olmalıdır. Eksi 4'ü bu tarafa attığımızda x eşittir artı 3 olur. 3'ü de kalkıp burada yerinde yazarsak 3 artı 3 eşittir çift. 6 eşittir çift ise ki çift. Çift bir sayı olduğu için 3 de bu denklemimizi sağlar. 5 ile beraber Hemen üçüncü durumumuzu inceleyelim. x eksi 4 üssü x artı 3 eşittir 1 dediği için üssün 0 olması durumudur. Ama tabii ki bu değer tabanı 0 yapmamalıdır. Yani x artı 3 eşittir 0'dan x eşittir eksi 3 olur ise bunu yerine yazdığımızda eksi 3 eksi 4 eşittir. Değil sıfır olmalıdır. Eksi 7 de sıfıra eşit olmadığı için biz eksi 3 değerinde bu denklemi sağlayan bir kök olarak kabul edebiliriz. Değerlerimiz 5, 3 ve eksi 3 bunların çarpımını sormuş bize. Bunların çarpımı da eksi 45'tir. 8. sorumuzda a eksi 1 üzeri a kare eksi 1 eşittir 1 eşitliğini sağlayan a doğal sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaç olur diye sormuş. Hemen şöyle yapalım. İlk durumumuz nedir? Tabii ki a eksi 1 üssü a kare eksi 1 eşittir 1 de a eksi 1 eşittir 1 olursa yani a eksi 1 eşittir 1 olursa eşitlik sağlanır. O zaman a eşittir 2'dir. Bu ilk değerimiz. İkinci durum için şöyle çizgiyle ayıralım. Şurada noktamızı koyalım. a eksi 1 üssü a kare eksi 1 eşittir 1 dediği için taban eksi 1 olur. Üstü de çift olursa Yine eşitliğimiz sağlanmış olur. O zaman a eksi 1 eşittir eksi 1'den a eşittir 0'dır. 0'ı da kalkıp a kare eksi 1 de yerine yazarsak 0 eksi 1 eşittir eksi 1 olur. Eksi 1 çift bir sayı olmadığından 0 kök olarak alamayız. Üçüncü durumumuz a eksi 1 üssü a kare eksi 1 eşittir 1 olması için tabii ki üssün 0 olması durumudur. Ama bu üssü 0 yapan değer 6 da 0 yapmamalıdır. Yani a kare eksi 1 eşittir 0 dersek a 1 çarpı a artı 1 eşittir 0 olur. Buradan a eşittir 1 a eşittir eksi 1 değerleri için ifadenin üstü sıfırdır. Ancak a eşittir 1 değeri için tabanımız sıfır olur. Dolayısıyla bunu alamayız. Ve burada da bizden doğal sayı değerlerini istediği için eksi bir doğal bir doğal sayı değildir. Dolayısıyla bunu da alamayız. Dolayısıyla elimize tek kök kalır. O da ikidir. Yani cevap D seçeneğidir.